İvme, birim zamanda yaptığımız hız değişikliği olarak tanımlanır. Arabaların trafik kazaları sonucu birden durmalarının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini biliyorsunuz. Ama bunun tam tersi olsa nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Örneğin birden durmak yerine birden hızlansanız durum değişir miydi acaba? Newton, ivmeye sahip olan yani eylemli hareket içerisinde olan sistemlerin üzerine bir kuvvet bindiğini yani dengede olmadığını ifade etti. Doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri kitabında hareket kanunlarını işlerken bunları hem fiziksel hem de matematiksel olarak ortaya koymuştu. Hızlı trende hareket ederken yukarı hızlandığınızda birden ağırlaştığınızı veya aşağı düşerken birden hafiflediğinizi illaki deneyimlemişsinizdir. Bunlara en doğru açıklamayı genel görelilik teorisinde Einstein yapmıştı. Yerde dururken hissettiğiniz ağırlığın ivmelenme durumunda hissedeceğiniz deneyim ile aynı olduğunu söylemiş, dünyada hareketsiz dururken bile ivmelendiğiniz gibi çarpıcı açıklamalar yapmıştı. F-16 pilotlarının ani manevralar sırasında 10 yıllarca yaşlandıklarını ve bayıldıklarını görmüşsünüzdür. Buna sebep olan şeyin G kuvveti olduğunu biliyoruz. Peki bu tam olarak ne? Ve neden bu kadar tehlikeli olabiliyor? G kuvveti dünyada bizim deneyimlediğimiz ivmenin birimidir. Newton, dünyanın yerçekimi ivmesini 9.8 metre bölü saniye kare olarak belirlemiştir. Bu 1 kilogram kütleye dünyanın uyguladığı kuvvet olarak tanımlanır. Bu, dünyanın kütlesiyle alakalı bir şeydir. Einstein'ın genel görelilik teorisindeki yaklaşımını anti-gravitasyon olarak düşünebiliriz. Bu, dünya 1G ile ivmeleniyor gibi bir yaklaşımdır. Dünyanın ivmelendiğini söyleyen bir yaklaşımdır. Newton, bırakılan cisimlerin ivmelendiğini söyler. Bu yüzden Einstein'ın yaklaşımına anti-gravitasyon diyoruz. Newton'ın eylemsizlik yasasına göre kütleli cisimler ivmelenmeye karşı bir dirençte bulunurlar. Duruyorsanız durma halini, hareketliyseniz ise o hızınızı korumak istersiniz. Bunun tersi olduğu zaman üzerinize bir eylemsizlik kuvveti uygulanır. Bu aslında sizin hissettiğiniz ağırlığın ta kendisidir. Hızınız saniyede 9.8 metre bölü saniye artarsa üzerinize kilogram başına binecek olan kuvvet 1G'dir. Bunu yapay olarak deneyimlemeniz için 106 kilometre hıza 3 saniyede çıkan bir araca binmeniz yeterlidir. Böyle bir araç sizi 1G kuvvetli aracın koltuğuna doğru çeker. Peki dayanabileceğiniz bu G kuvvetinin bir sınırı var mıdır? Elbette var. Yapılan ivme testlerinde normal insanların genelde 7G kuvvetinden sonra artık yavaş yavaş bayılmaya başladığını gösteriyor. Kişiler yüksek dozda pozitif G kuvvetine maruz kaldığında beyindeki kan aşağı doğru çekilir. Bu durum beynin yeterli oksijeni alamaması ve oksijenli solunumla elde edilecek enerjinin hücrelere gidememesine neden olur. Bu duruma kısa süreli maruz kalmak baygınlığa sebep olabilse de uzun süreli maruz kaldığınız ölçüde hafıza kaybı ve beyinde hücre ölümleri gerçekleşebilir. Görelilik teorisinde bazı absürt durumlar anlatılırken kara deliğin yörüngesinde yaşandığı zaman zamanın yavaşladığı konusu gündeme gelir. Bu doğrudur. Ancak şöyle bir sıkıntı da vardır. Kara deliğe yakın yörüngelerde hareket etmek, evet, ivme yüksek olduğu için bir zaman kayması yaratır. Fakat bizim için yaşama elverişli olmayabilir. Sebebi biraz önce bahsettiğim G kuvvetidir. Ne kadar zarar göreceğiniz, ne kadar ivmeye maruz kaldığınız ile ilgilidir. Bir araba kazasında asıl problem aşırı hız değildir. Bu yüksek hızın birden düşmesidir. 200 km ile giden araba 0 km'ye 15 saniyede düşse bir problem olmayacakken milisaniyeler içerisinde düşünce araç üzerine çok yüksek miktarda kuvvet biniyor. Tüm bu kuvvet araç tarafından absorbe edilirken araç parçalanıyor ve duruyor. Siz ise eylemsizliğinizi korumak istiyorsunuz ve hala o hızla gitmek istediğiniz için birden öne doğru fırlıyorsunuz. Bunun tam tersi de geçerli. Birden hızlanabilirseniz eğer yine üzerinize o kuvvet binerdi. Eğer bir aracı 3 saniye içerisinde 981 km hıza çıkarabilseydiniz, bir F-16 pilotunun hissedeceği kadar bir G kuvvetini üzerinizde hissederdiniz. Yani anlayacağınız burada mesele ne yaptığınızdan ziyade ne kadar sürede yaptığınız oluyor. Parkurcuları bir düşünün. O kadar yüksek yerlerden atlıyorlar ama durumu takla atarak veya yuvarlanarak bir şekilde kurtarıyorlar değil mi? Bu gerçekten harika bir şey. Çünkü parkurcular yüksek bir mesafeden yere atladıkları sıra momentumları yere düşecekken bayağı bir fazla olur. Birden yere çakılmaları halinde muhtemelen kemikleri kırılacaktır. Çünkü hissedecekleri bu kuvvetin tamamı neredeyse kemiklerinde harcanacaktır. Fakat çok zekice bir şey yapıyorlar. Tam o sırada takla atarak veya yuvarlanarak düşüş süresini hem artırıyorlar hem de bu momentumun yönünü değiştiriyorlar. Bu çok akıllıca bir şey. Bu şekilde acısız bir deneyim yaşıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.